Merhaba sevgili dostlar, ben Playday'den Emre Kırcan. Bu videoda sizlerle Roma Total War serimizin yeni bölümüyle devam edeceğiz. İlk olarak biraz bundan önceki bölümlerde ne yaptığımızdan biraz bahsedeceğim. Abi Sicilya'yı almamız gerekiyordu, aldık, savaştık. Yunanları yendik ilk önce, ardından Kartacyalıları yendik ve işte toprakları ele geçirdik. Gördüğünüz gibi Kartacya'yla Sicilya arasında, gerçekte tabii bu kadar yok ama bu oyunda çok yakın gösteriyor. Ve bize diyor ki bir an önce git kardeşim. Şeyi al. Ha, bunların hepsi kültürel penaltı veriyormuş bize. Aa bak, bunu hiç bilmiyordum. Bu oyunda böyle bir şey var. Bunu yıkalım abi. Şu bize kültürel penaltı veren şeylerin hepsini yıkalım. Görüyor musun? Hep kültürel penaltı diyor. He. Ben de diyorum, fethettiğim şehirlerde niye böyle bir sıkıntı yaşıyormuşum? Bu sebepten. Okey. Şunu da yıkalım. En azından bize kültürel şu at yerini de yıkalım abi. Evet. Tamam. Şimdi bunların yerine yenilerini yapalım. Mesela ilk önce şu duvarı halledelim. İskeleyi halledelim. Tamam, gerisi gelecek zaten. Okey. Şu an bunları hallettik. Bu nedenle burada böyle bir adamlarımızda mutsuzluk işareti varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. İyi oldu. Bu nedir abi? Bu adamlar nereye gidiyor? Ha, şeye gidiyormuş. Tadilata gidiyor. Gitsin bakalım. Asya bozkırlarında bir tane şey. Elçi. Bu arada bizim Brutus komple yok olmak üzere arkadaşlar. Ne yazık ki. Brutus'u yok etmek üzereler. Kuzey çöktü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ya iyi, kazandılar. İşgal altındaydı şey. Alüminyum. Oraya geri aldılar. Galya çok fena geliyor ha. Ya ben bu oyunda müziğin sesini mi kıstım? Niye hiç müzik yok? Bir dakika. Setting. Ses. Bunu değil de efekt ve müziği kısmış mı abi? Ben de diyorum bu oyunda bir müzik sesi yok. Okey. Biraz daha iyi şu an. Hiç yoktu az önce. Almanya diyor. Sevgili Rebel. İsyancılar bize katılın diyor ama öyle bir şey olmadı. Dacia'ymış o. Pardon, şey değilmiş. Rebel değilmiş. Rebel değil mi diye az önce o. İlginç. Neyse. Barış istiyor. Tabii ki barışı yaparım seve seve ve seninle trade yapmak istiyorum. Senin için de uygunsa. Para istiyor. Veriyorum. Parayı da veririm. Trade de yaparım. Trade de yaparım kariyerde. Evet. Yaptık abi. Şu an Yunanlara dost olmamızda yarar var. Çünkü benim hedefim Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'ya gideceksem, şimdi Yunan adalarına falan da çökmeyeceksem ne gereği var, değil mi? Evet. Askerler gidin. Ve kendinizi iyileştirin. Şuradan şunların hepsine bir şey basalım. Hatta bir tane de Hastati birliği basalım. Aa, buraya 3 tane okçu birliğimiz varmış. Hemen bu 3 okçu birliğini şuraya yönlendirelim. Bizim gemilerimiz vardı. Gemilerimiz nerede? Gemilerimizi de şuraya getirelim abi. Abi dur, getirme bu el. Şu gemi de şuraya gelsin. Buradan ne yapalım biliyor musun? Şu gemiye de Blacksmith'ten kılıç, kalkan, zırt pırt basalım. Okey. Burada ne yapabiliyoruz? Burada bir şey yapamıyoruz. Burada bir şey yapmayalım zaten ya. Burada sadece binalarımızı geliştirelim. Aa, Proconsul Palace yapabiliyormuşuz. Bu şehri de geliştirebiliyoruz. Mega şehir yapacağız burayı. Burada ne yapalım? İskelemimizi geliştirelim. Daha çok yerle ticaret yapabiliyorum. Bunların hepsi ticaret yolları, görüyorsunuz değil mi? Şu ince çizgiler ticaret yollarını gösteriyor. Mesela şu beyaz yeni simger çıkmış. Bakın, beyaz işaretler. Bunlar bizim nerelerle ticaret yapabildiğimizi gösteriyor. Ve şeyle, Kroton'la da ticaret yapabiliyormuşuz. Güzel. Hadi bakalım. Ah, elçimiz Ermenileri buldu. Buradan Ermeni ve Rumlarla şey yapalım. Ticareti oluşturalım. Ardından da aşağı Mısır'a kadar gidelim abi. Mısır'dan haritasını isteyelim. Gerekirse para verelim. Çünkü buradaki en büyük düşmanımız bizim Mısır olacak. Şu kimmiş? Aa, Selçuk. Selçuk kardeş. Seninle map information yapalım mı canımın içi? Ha? Hadi gel. Hadi bakayım. Vallahi yaptı mı ne? Kabul etti mi? Etti. Ha, çok güzel. Bakayım, görebiliyor muyuz haritadaki yerlerini? Ha, zaten bir tane şehri kalmış. Diğerlerinin hepsini almış şeyler. Ermeniler falan. Şurada Patria var. Patria'yla bir... Şurada var mı Patria? Yok. Şuradan bir Patria ile şey yapalım. Aynen. Şuraya gel bakayım oğlum.
buradan bir Patria Krallığı'yla da ticaret faaliyetlerimizi başlatalım. Bak burada da var, görüyor musun? Kültürel penaltı diyor. Bunların hepsi bizim şeyimizi, devletimizi zayıf düşürüyor. Ama şu an için mutlu. Şu an için mutluluk durumu iyi. Sorun değil, neyse. Yabancıların binalarının şehrinizde var olması kültürel penaltı verdiğini ben bilmiyordum mesela. Şu an bu oyunda öğrendim. Aa bak, Kartaca bizi işgale kalkıştı, görüyor musun? Şu Aretium'u alsam nasıl olur acaba? Oraya mı saldırsam ilk? Kartaca'yı almadan önce? O da bir fikir yani, olabilir aslında. Abi Yunanlarla bir süre didişmeyelim. Brutus ailesine bırakalım Yunanları. Onlar kavga etsin. Zaten onların hedefi olması lazım. Biz ticaretimizi yapalım aga. Biz paramıza bakalım. Şu an 189 altınımız var. Bakalım kaç olacak? 2000 altın. Yani yaklaşık 1800 altın gibi bir şey. Her ay şey yapıyoruz. Elde ediyoruz. Bir savaşalım. Şunları bir temizleyelim. Yürü git lan. Heh, çok güzel. Buradan gemilerimize, yıkılan gemilerimizi ekleyelim. Bir tane şundan yapalım. Şimdi buradaki askerlerin tadilatını yaptırdığınıza göre, şu okçuyu yapmamışız bak, görüyor musun? Şu okçuyu bir tadilata sokalım abi. Evet. Okçuyu tadilata sokalım, tamamdır. Şuradaki yeni birliklerimizi de şu tarafa doğru yönlendirelim. Sen de bu tarafa doğru gel. Çok güzel. Burada ne kadar askerimiz oldu? Bayağı askerimiz oldu. Şu an neredeyse fulledik asker kapasitemizi. Güzel. Şu birliği de yollayalım. Bir tane okçu birliği burada kalsın ya. O okçu birliği burada kalsın. Onu savaşa sokmayalım. Şu Astatilerden falan bir yeni birlik oluşturalım abi. Tamam mı? Tapınağımızı geliştirelim. Satürn tapınağı bu düzeni sağlayacak. Bizim için önemli. Düzeni sağlasın. Orayı da geliştirmeye devam edelim. Heh, Kartaca. Biz sana 540 dinar vereceğiz ve barış istiyoruz diyor. Okey. Tamam. Barış yaptık. Kartaca da bizimle barış yaptı ama aslında bu bir yalancı barış. Savaşa devam edeceğiz. Romalı sinsiliğimizi kullanıyoruz. O zaman direkt hedef Galya abi. Galyalılardan o şehri alacağız. O Roma şehrini Galyalılardan geri almamız lazım. Hedef değiştirdik. Bir şehrimiz işgal edildi. İlginç. Şaşırtıcı. Şöyle gidelim. Bak şuraya. Şöyle gidelim. Tamam. Şimdi şurada bir yer işgal edildi. Bakayım hangi şehir işgal edildi. Şu bir işgal resmi vardı. Ha şura. Ha bu Galya şehriymiş. Tamam. Ben de bizimkilerden birinin şehri işgal edildi sandım. Şimdi işin rengi yine değişti. Şimdi sevgili dostlar, sizler şöyle komple olmuyor. Şu hariç, şu hariç geçsin. Çok güzel. Demek ki burada bayağı büyük bir birlik oluştu. Şunu şuraya sokuyoruz. Burada kaç şimdi? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane okçu birliğimiz var. Gayet uygun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 8 tane, 9 kullanıyordum diğer oyunda da. 8 okçu birliği de uygundur. Şunu iptal ediyoruz. Bu kadar okçuya gerek yok. Tamam, şehri şu kafasında taç olan arkadaş yönetsin. Siz de şuraya gelin arkadaşlar. Bu şehirden de abi artık yeterince askerimiz olduğuna göre peasant basalım. Bu şehrin savunmasında yardımcı olsun. Ve burada ne yapıyormuşuz? Bu şehirde bina basıyoruz şu an. Banyo yapıyoruz. Halk hamamı. Hamam, bildiğin hamam yapıyoruz yani. Bu değil mi? Hamam, bir çeşit hamam. Bir bakalım. Evet, bildiğin hamam. Bir bakalım başka neler yapılabiliyor. Şöyle yeni binalar ekleyelim. Ne ekleyelim buraya? Yol. %200 arttırıyor gelirimizi. Çok güzel. %200 artsın gelirimiz. Burada hiçbir şey yapamıyoruz şu an. O zaman buradakini iptal edelim. Buraya para harcayacağımıza bakalım. Şu an boşta şehrimiz var mı iş yapabilen? Evet, buraya harcayalım o parayı. Güzel. Şuraya gelelim. Bir dakika. Ya da şunu şuraya getirelim mesela. Niye getirdik bunu buraya? Buraya bir tane kule kuralım. Paramız yok, kuramıyoruz. Yok, paramız var. Niye kuramıyoruz abi? Heh, yapabiliyoruz şu an. Demek her yer yapılamıyor. Okey. Buradan denizi daha net görebilmek için deniz bölgelerinde işte rebel gemiler
Kartaj gemileri vesaire görebilmek için böyle bir yol izledim abi. Hadi bakalım. Diğer Roma devletlerinin elçilerinin gidişini izlemesek aslında bizim için daha iyi olabilir. Çünkü ne gerek var? Yani lüzumsuz bir şey. Galya'dan bize bir teklifte bulunacak galiba. Bulunmadı. Okey. Sesimle alakalı bir problem var mı diye bakıyorum. Ha, yokmuş, iyi. Yunanlar bayağı iyi gidiyor ha. Eski oyunda direkt ezilip yok oluyorlardı. Makedonlar bir yerden saldırıyordu. Romalılar saldırıyordu ve yok ediyorlardı. Aa, biri öldü. Ha şey, Selçuk devleti yok edildi. Allah rahmet eylesin, iyi adamlardı. İskender'in son oğulları da yok edildi, öyle mi? Vay be. Hey gidi günler hey. Okey. Yapacak bir şey yok. Şuraya gidelim. Evet, Patria ile bir kardeş diyelim. Seninle ticaret yapalım diyelim. Okey. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Şuradan binalarımızın durumuna bakalım. Herkes mutlu, herkes... Bir dakika, şurada bir şey varmış. Ha, asker birliği yapılıyor gibi bir şey mi bu? Diğerinden yapılmıyor. Tamam. Abicim şimdi buna yapılacak bir şey yok. Yapılacak bir şey yok. Yok, yok. Tamam. Yani hepsinde şu an zaten yapılan bir şeyler var. Şimdi buradaki gemiyi alıyoruz abi. Buraya getiriyoruz. Bu birliğimizi mi bindirelim? Evet. Bu birliğimizi bindiriyoruz. Şu şehre gidiyoruz abi. Aynen öyle. Gidiyoruz o şehre. Şu da şuraya girsin. Buradaki askeri birliklerimiz değişik değişik şeyler var. Hasta velitesler var. İki tane okçumuz var. Piyadelerimiz şey, peasantlarımız var. Peasant sayısı artsın. Burayı şehri koruma altına alalım. Bu ara kültürel penaltı veren binaları da şey yapalım. Tadilata uğratalım. Burada da var mesela, bak görüyor musun? Bunlardan hangilerini yapıyoruz? Hiçbirini düzeltmiyoruz. O zaman düzeltelim hemen. Şu kültürel penaltı veren binalar neler var mesela? Hiçbirini değiştiremiyoruz. Çok güzel. Şimdilik değiştiremiyoruz en azından. Galiba bize bir mesaj verecek gibi oluyor. Vermiyor. Bug'a giriyor. O niye öyle oluyor merak ettim. Okey. Tamam. Hah. Ya şey, önümüzden de çekildi ordu. Oradan rahatlıkla hareket edebileceğiz. Çok güzel oldu. Sizce Yunanlar mı Makedonlar mı galip gelecek? Yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü şu an biz Roma olarak oraya giremiyoruz. Şu an orada bir Makedon-Yunan kavgası var. Bakalım hangisi galip gelecek. Merak ediyorum açıkçası. Ya kendi yapacağım işlerden çok bu diğer devletlerin, minor devletlerin ne yapabileceğini cidden merak ediyorum. Şimdi biz İskitler'le... Aa bir dakika, ne oluyor? Ha bizim gemimiz fazla, biz alırız bu kavgayı. Evet aldık, yok ettik onları. Bir Makedonlar yok oldu abi. Yunanlar kazandı. Allah! Yunanlar aldı kavgayı, iyi mi? Sen şöyle gel abi. Ups, biriyle karşılaştık. Kim bu? Heh, çok güzel. Burada karşılaşmamız iyi oldu. Abicim, trade map. Ne diyorsun? Var mısın? 500... Tamam lan, veriyorum. O para değer o paraya. Şurada bir Yunan diyorum. Rumlarla bir... Aa, şeyler. Heh, çok güzel. Mısırlar da şey yapabiliyoruz. Seninle de map information yapalım sevgili Mısır. 1050 dinar istiyor. Aa. Yok abartma. 1050 dinar çok. Gel trade yapalım seninle sadece. Tamam. Zaten haritanı biliyoruz az buçuk. Ve son görüşmemiz gereken devlet şeyler. Pontuslar. Yani Rumlar. Bu ara arkadaşlar bu oyunda güzel bir şey değinmişler. Aslında Rumlarla Yunanlar farklı iki millet. Hani bizde genelde Yunan'la Rum sanki iki aynı milletmiş gibi anlatılıyor ama öyle değil. Rumlar aslında milattan önce aynı Ermeniler gibi Anadolu'da yaşayan bir topluluk, bir soy. Fakat genelde şeylerde baktığınızda sanki şeymiş gibi gösteriliyor. Yunanların bir boyuymuş gibi gösteriliyor. Aslında öyle bir şey yok. Şu müzik de çok girdi ya. Şu müziği biraz sesini elinden kısalım. Seviyorum ama şey yemekten korkuyorum işin gerçeği. Evet. Telif yemekten korkuyorum. Çünkü YouTube'un işi belli olmuyor. Bu video için bile telif atabilir arkadaşlar. Tamam. Oha, Patria'ya bak. Topraklarına bak haritadaki. Üf, bütün doğuyu almış adamlar.
Adamlara bak. Bütün de oy almışlar. Mısır da alır bunlar ha. Ama Mısır'ın ordusu güçlü. Mısır bunları indirir. Bakalım hangisi alacak? Merak ettim şimdi. Bak Doğu da merakımı uyandırdı, cezbetti şu an. Normalde Mısır çatır çatır her yeri alıyor. Anadolu'yu falan alıp ilerliyordu ama bu oyunda biraz güç dengelerini değiştirmişler. Ya da yapay zekayı değiştirmişler. Mısır bu kadar geri düşmemesi lazımdı. Patria neredeyse her yeri almış. Belki de her oyunda farklı bir senaryo, farklı bir hikaye gelişiyordur, bilmiyorum. Ama genelde belirli bir senaryo oluyor ve her oyun o senaryo üzerinden ilerliyor. Evet, ordumuzla şuraya doğru ilerleyelim. Ne oluyor ya? Abicim önümü kapamayın. Çık. Çıkın. Siz şeysiniz, casussunuz ya. Casuslar yolumu kapıyor. Böyle bir şey olamaz. Terbiyesizlik ya. Evet. Güzel. Burada tamam. Burada tamam. Şurada bir dakika. Şurada bir tane peasant basamak. Mutluluk sayımız azalıyor. Şey, adamlarımızın sayısı. Şöyle biraz peasant basalım. Bu şehirle ilgili, mutlulukla ilgili şeyi nereden görebiliyoruz acaba? Aa. Squalor şey değil mi ya? Ne acaba? Bir bakmak lazım. Unrest, işsizlik, tax penaltı. Tamam. Squalor neydi acaba ya? Lider mi acaba? Lider 10 abi, nasıl? Yani. He. Okey. Hay iyi ya. Tamam, bu iyi. Şunlar da tadilata uğrasın. Tamamdır. Kardeş, trade right map. Ne diyorsun? Ha, kabul etti hemen. Okey. Çok zorlanmadık. Çok güzel. O zaman şimdi bu elçimizi yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Tüm dünyayı gezdirdik elçiyi. Avrupa'yı, Asya'yı falan gezdirdik. Şimdi yapacağımız şey abi, Mısır'a götürmek. Kartaca bölgesine. Oralarda gezdireceğim bu büyükelçimi, diplomatımı. Bir süre orada takılsın. Yani en mantıklısı o olacak. Öyle gözüküyor. Sevgili elçim, sen yavaştan şöyle kaykıl. Çünkü bizim hedefimiz, asıl hedefimiz Afrika. Şurada bir şey var. Ha, bu benim adamdı. Okey. Şurada ne var? Onlar bizim değil. Diğerlerinin elçileri. Gel abicim. Sen şuraya bir gel. Bu şehir bir Yunan diyorum. Roma şehri. İtalyan şehri. O İtalyan şehrini senden alırız biz. O İtalyan şehri bizimdir. Bizim kalacak. O öyle vermeyiz yani. Kusura bakma. Burada iki tane komutanım var ama bunların ikisi de yaşlı. Buraya hemen genç bir komutan getirmemiz lazım. Şöyle gel. Buraya genç komutan lazım. Komutan, gençlerin hepsi burada. Bu da yaşlı. Bu genç. Bu genç. Şunu alalım. Sen gel abi. Evet. Hatta buraya iki tane de okçu atalım mı? Bunlar da şey olsun. Şehrin koruma birliklerini oluşturalım bunlarla. Çünkü oraya Galya saldırısı olur. Şu iki şehri alalım Galyalılardan. Öndeki şehri savunma şehri haline getirelim. Biraz asker bırakalım. Arkadaki şehri de sadece vergi aldığımız, kar ettiğimiz bir şehir haline gelsin. Bence. Vay be, ilk defa Roma oyununda bir Roma şehrini alıyorum Galyalılardan. Genelde Romalılar bir başlıyordu oyuna. Zaten her yere yayılıyorlardı. Sen ilerle ya da ilerleme. İlk defa böyle bir şey olacak. Evet, bunlara atak yapıyoruz. Burası bizimdir. Roma Romalandır lan diyoruz. Şu abimiz şöyle biraz yaklaşsın. Bin gemi abi. Skipio seyahat. Şöyle şuraya indirelim. Bunlar kaç günde teslim oluyor? Bir bakalım. 6 gün kuşatma var. 6 günde teslim olacaklarmış. Olsunlar abi. Olsunlar. Galya'dan bir atak var mı? Barış istiyor. Hayır, barış yok. Romalılar böyle bir barış kabul etmezler. Şeyi, Trakya'nın tamamını şeyler almış. Trakyalılar almış. Bak görüyor musun? Burayı da almışlar. Vay. Hiç beklemezdim böyle bir şey. İlginç.
Otomatik savaş yapalım mı buraya ya? Bence otomatik savaşta biz alırız. Çünkü full orduyuz. Evet, biz alıyoruz. Alalım. Ölün lan. Çok güzel. Bütün binalar. Bak görüyor musun? Hiçbirine penaltı almıyoruz. Kilise. Aa bak bunu koymuşlar. Bunu hemen kıralım. Evet bunu kıralım. Bir tek bunu geliştirmişler zaten. Okey. Şimdi şehirde şu binaları yapıyoruz. Bir tane. Nerede ya benim Satürn? Bu muydu? Evet buydu. Bunu yapıyoruz. Yol yapıyoruz. Yol, su, elektrik. Evet bunların hepsini yapıyoruz. Ve askerlerimizi de tadilata uğratıyoruz. Neredesin? Aa burada ajanım varmış benim. Ajan git şuraya. Çok güzel. Şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan bir tane büyükelçi basalım. Büyükelçi diyorum ya, hafif diplomat. Şöyle. Şunları bir iyileştir. Bir tane elçi bas. Burada okçularımız hiç zarara uğramamış mı? Aa, okçularımız hepsi sapasağlam. Maşallah. Yo, biri uğramış. Bak şu. Evet, bir tanesi uğramış. O bir tanesini tadilata götüreceğiz. O da şuraya gitsin. Güzel. Şu gemimizde abi, şuraya asker çıkarsın. O da güzel. Gemi geri gelsin, şurada korunaklı yerinde dursun. Sahilinde. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi Galyalara diyeceğiz ki, Galyalı Galyalı adam ol. Canımı sıkma, kavga etme benimle. Şöyle gel. Şu İskenderiye kadar gidelim bakalım. Bakalım Galyalılar barış teklifimizi kabul edecekler mi? Ordumuz olduğu için edeceklerdir. Ama orduyu çektiğimizde yeniden bize saldıracaklardır. Öyle tahmin ediyorum. Ama biz yine de barışımızı yapalım aga. Biz yine de barışımızı gerçekleştirelim. Ondan sonra da Trakya'ya gidelim. Afrika'ya gidelim. Asıl görevimize dönelim. Şimdi bizim o 11 bin altınımız var. Nasıl oldu lan bu? Ha şehri işgal ettik ya. Orada bir katliam yaptık. Yağma yaptık. O sıra tabii bayağı bir para kaldırdık. Şu an 11 bin altınımız var. Bakalım şimdi ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? Hadi be abi. Tek tek bütün devletlerin şeylerini gösteriyorsun. 16 bin. Çok güzel. Çok güzel rakamlar. Çok mutlu oldum. Hemen buradan bina basalım abi. Bütün binaları fullleyelim. Bak görüyor musun? Her binayı yapabiliyoruz artık. Şunu yapalım. Buradan. Aa, bu da yeni binalarımız çıkmış. Market yapalım. Yol yapalım. Tapınak. Şu... İskele hepsini yapalım. Paramız var. Ha bitti, para bitti. Yol yapalım. Market yapalım. Çok güzel oldu ya. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Buradan ajanımıza diyoruz ki git oğlum. Şunlarla Chrysler. Yaptık mı? Galiba yaptık. Evet yaptık. Trade right yapalım. Ne oldu, yaptı mı? Vallahi yaptı. İyi güzel. Tamam o zaman. Sizinle daha savaşmıyoruz kardeş. Kardeşciğim sizinle daha savaşmıyoruz. Şimdi buradan şu birliklerin şu kadarını alıyoruz. Şu komutan da dahil. Şuraya getiriyoruz aga. Sen git tadilata uğra şurada. Okey. Şunları alıp buraya koyuyoruz. Çok güzel. Bir tane yaşlı bir tane genç olsun burada yönetici. Biri zaten ölecek büyük ihtimal. Burada iki tane hasta, iki tane okçu oldu mu? Roma okçusu. Tamam güzel. Sen şu gemiye bin. Tamam bak. Gemiye bin. Binemiyor mu ya? Tamam. Şu okçu da buraya gelsin. Gayet güzel. Şimdi buradan iki tane hastati. İki tane de okçu basalım. Bir tane okçu varmış zaten. Bir tane daha okçu bas buraya. Tamam bu kadar. Şimdilik başka bir şey basamıyoruz. Oraya getirelim. Yeniden birliğimizi oluşturalım. Afrika'ya gidelim. Bu şehrin bizim olması aslında bizim için... İyi oldu. Şimdi asıl İtalya'da 3 tane rol, yani 2-2-2 idi ya, herkesin 2 şehri vardı ya. Şimdi bizim 3 şehrimiz var. Brutus'un 2, Caesar'ın 1 tane şehri var. Öyle oldu. Bizim avantajımız oldu yani. Şimdi bundan sonra Roma yine şeyler, Caesar yine Galyalılarla savaşsın. O bizi ilgilendirmez. Ama biz alacağımızı aldık. Bizim için önemli olan oydu. İyi oldu yani bizim açımızdan. Şimdi şöyle geliyoruz. Diyoruz ki sen şu gemiye bin. O gemi gelsin şuraya bir dursun. Tamam mı? Dur şurada bir tadilata maruz kalsın. Aa yok, gerek yokmuş. Neyse burada dursun, güvenli olur. Şurada bir okçu birliğimiz vardı. O da buraya gelsin abi. Onu da
Tamirat, tadilat yaptıralım. Güzel. Şuraya hastati var mı burada? Var. İki tane var. Tamam yeter. Bu birlik buraya korur. Şimdi şuradan iki tane şey basalım. Hastatimize basalım. Hastati. Tamam. Bu kadar. Ne diyorsun Sezar? He, 2950 altın verelim. Galya saldır diyor. 2950 altın güzel para. Ama yapmayacağım. Hayır. Bir Afrika'ya gidemedik sizin yüzünüzden. Senin şehrini alsın. Onu da alırım onlardan. Sen merak etme. Oo, Galyaların bayağı ordusu varmış. İyi ki saldırmadık lan. 2950 altını bizden alırlardı yemin ediyorum. Abi biz Afrika'ya gideceğiz. Afrika'nın çöllerine, bereketli tarım arazilerine el koyacağız. İşgalciler olarak. Şurada ne varmış? Şunu alalım, şuraya getirelim abi. Güzel. Şimdi burada şehir olarak... ne yapalım? Bir sur yapalım buraya. Sur yapalım. Şuraya da bir sur yapalım. Burada çok bina var şu an. Buna para harcamayalım. Bak görüyor musun? Burada hiç yok. Ne koyalım? Şey, forum. Artık marketi geçtik. AVM kuruyoruz buraya. Buraya da bir forum. Forum iyidir. Buraya da bir tane tapınak kuralım. Gayet güzel. Şu orduyu alalım. Buraya gelelim. Diyelim ki in. Asker in diyelim. Şimdi şunu şunun içine ekleyelim. Şuradaki iki okçuyu da şunun içine ekleyelim. Şimdi ne oldu? 3, 6, 9 okçu birliğimiz oldu. Bu iyi mi? Artık buraya bir şey de ekleyemiyoruz. Galiba. Dur bakalım. Ne diyorsun Brutus? Sen ne diyorsun? Ha, o 2900 verdi, ben kabul etmedim. Sen 1200 vereceksin, kabul edeceğim. Ya saçmalamayın oğlum ya. Galyalı benim derdim değil kardeş. Galyalı sizin derdiniz. Bu turla oyunumuzu bitirelim bence. Bakalım. Evet, 27 dakika olmuş. Arkadaşlar, izleyen herkese teşekkür ederim. Bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.